Daha yeni yeni pim verdiler. Bak şurada da şöyle görebilirsiniz. Daha yeni yeni geliyorlar bunlar da. İstiridye mantarlarımız. Yani şu an toplanıp yiyilebilirler. Bu bizim ilk mantarımız. İlk de yani ilk poşetimiz. Şimdi bunun ilk mantarı. İlk mantar, ilk hasılatımızı alıyoruz bununla. Burada da mantarlarımızı isteğe bağlı tartıyoruz. Paketlemelerini yapıyoruz burada. Temizliklerini yapıyoruz. Ben Abdulbaki Çağmutoğlu, 23 yaşındayım. Bayburtluyum. Bayburt istiridye mantar üreticiliği yapıyorum. Bu iş bizim hayalimizdi. 15-16 yaşlarında Bilal arkadaşımla beraber çatı katında biz bu işi başladık. Deneyler yaparak, farklı farklı poşetler deneyerek, araştırarak, bol bol araştırarak. Tabii hedeflerimizdeki gibi mantarlar alamıyorduk. Aldığımız mantarlara da güvenemiyorduk. Hani zehirli mi, sağlıklı mı diye. Tabii zamanla işte biraz daha işi büyütelim, biraz daha güzel şeyler yapalım, hayallerimizin peşini kovalayalım, hayallerimizi gerçekleştirelim niyetiyle 2 sene önce 21 yaşında İstanbul'a tır şoförü olmak için gittim. Orada bize destek olan Doğukan abime teşekkür ederim. Bize güvenip arabasını verdi. 2 sene boyunca orada tır şoförlüğü yaptık. Ondan sonra biz tabii bu arada Bilal arkadaşım burada evi çatı katında deneyler yapmaya devam ediyordu mantar üretebilmek için. Hayallerimizden asla vazgeçmedik. Ne olursa olsun. Bazen mantar alamadık, 10 poşetle başladık biz bu işe. 10 poşette bir tane mantar alıyorduk. 10 gram, 20 gram, bir ayda, bir buçuk ayda. Yine de vazgeçmedik ne olursa olsun. Devam etmeye çalıştık. Bize bu konuda o zamanın parasıyla maddi olarak hibe eden Zeki abime büyük bir destek oldu. Bizim bu işe başlamamızın en büyük sebeplerinden biridir. Bize güvenip bize o desteği olduğu için çok teşekkürler. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ona. Tır işinde ben çalışırken Bilal burada üretimlere devam etti. Geldim. İşte bakımlar, işte sağlık raporları. Bu arada İl Tarım İl Müdürlüğümüzden gıda, sebze, üreticilik belgemiz vardır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık raporlarımız hepsi mevcuttur. Mantarlarımız hepsi sağlıklıdır. İstiridye et mantarıdır. Bu zamanlara gelmek gerçekten kolay olmadı. Maddi manevi çok zorluklar çektik. Bir de mantar böyle tanınan bir şey değil. Doğalda hani büyümediği için. Bir de herkes başka mantarlara alıştığı için biz de bu işi hani manevi olarak bize kimse de o konuda hani zorluklar gerçekten çok çektik maddi de. Bu işe başladık. Bu zamanlara kadar geldik çok şükür. Bu işe başladığımız zamanlar 10 poşetle başladık. Şu anda ortalama 400 poşete yakın mantarımız var. Zamanla bu işi daha da büyüteceğiz. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gençlerimize bu konuda elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Kompost yapımlarında çağırıyoruz. Tanıdıklarımızı, yeni gördüklerimizi çağırıyoruz, yardımcı olur. Yani ihtiyacımız olmadığı halde onlar da bir şeyler yapsınlar, görsünler. Biz mantar üretiyoruz. Hani bu abiler mantar üretiyor. Biz başka bir şey üretebiliriz. Bayburt'ta iş olana olmayabilir ama biz bir şeyler yapabiliriz. Aynı bizler gibi gerçekten çok zorluklar çektik. Buraya gelmek yani bu işleri yapmak veya başkaları için de her işi yapmak kolay değildir. Bunun için de zorluklar çekiyoruz. Bunun için gençlerimize hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin. Ben tır şoförlüğü yaparken şu anda burada kazandığım paradan gerçekten kat kat fazlasını kazanıyordum. Ama ne olursa olsun hayallerimden vazgeçmedim. Arkadaşım Bilal de aynı şekilde. Hiçbir zaman kendimizi hani bu işi yapmamalı mıyız demedik. Her zaman sonuna kadar bu işi yapacağız. Bu işi çok iyi bir şekilde yapacağız. Bayburt'ta gençlerimize, işte bayanlara, kadınlara destek olacağız. Yani gelip iş olanağı olarak işleri büyüttüğümüz zaman iş olanağı verebileceğiz. Bayburt'ta gençlere örnek olacağız. Ha Bayburt'ta Türkiye olarak yani öncelikle Bayburt'un gençlerine. Her türlü destek olup onların da bu işlerde farklı farklı işlerde
daha iyi şeyler yapabilmesi için elimizden geldiği kadar destek olacağız. İnşallah bizleri buradan görüp bizlerden feyiz alan gençler olur. İnşallah derler bunlar, hani bu abiler mantar üretiyorlar, gelin biz de başka bir şeyler üretelim. Gerçekten üretici bir şehir olabiliriz. Çok değerli topraklarımız var Bayburt olarak. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.